Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. Özet, özet özet yok. Bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. Amerika, Amerikan New York Times gazetesi yaptığı haberde Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Amerika'nın katsa, catsa yaptırımlarının daha bir başlangıç olduğunu ve bu yaptırımlarının seviyesinin artması gerektiğine vurgu yaptı New York Times. Şimdi bu haber, bu makalenin yazarı da çok önemli bir kişi. Kim mi? Robert Gates. Demokratların Bush'u ve Demokratların Obama'sı zamanında savunma bakanı olarak görev yapmıştı bu Gates. Önemli, çok önemli bir siyasi figür Amerika'da. Bu şu an arkadan Biden'ı. Tekrardan çünkü demokratlardan bir başkan seçildi. Biden. Biden'a gazı veriyor. Biden'a aklı veriyor. Türkiye'ye uygulanan Amerikan katsa, catsa yaptırımlarının seviyesini arttır. Başlangıç bununla kalmamalı. Daha da ileriye gitmeli. New York Times gazetesinin yazarı sözlerine şöyle devam ediyor. Türkiye Suriye'de, Türkiye, Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bizim karşımıza çıkıyor. Bizim müttefiklerimizin karşısına çıkıyor. Türkiye bu attığı adımlarla cezayı hak ediyor. En son şekilde Türkiye'nin Dağlı Karabağ'da gösterdiği durum ve tutum. Cezayı daha büyük cezaları hak ediyor diyor New York Times yazarı eski Amerikan savunma bakanı. Olan elinizden geleni ardına koymayın. Ne yaparsanız yapın bizi doğru bildiğimiz yoldan çıkartamazsınız. Yolumuzu şaşırtamazsınız. Allah şaşırtmasın. Bakalım Biden yeni Amerikan yönetimi bu eski savunma bakanının fikirlerini uygulayacak mı? Hayata geçirmek için ve daha da seviyeyi yükseltmek için, yaptırımların seviyesini yükseltmek için bir girişime başlayacak mı? Neler olacak? Neler bitecek? Takipteyiz. Belki de hiçbir şey olmaz. Farklı bir yol izlenir Amerika'nın Biden yönetimi tarafından. Devam. Amerika'yla devam ediyorum. Amerikan basınından bir uzman yaptığı açıklamada Rusya YPG PYD'ye insansız hava aracı verdi ve YPG PYD unsurları bu insansız hava araçlarını Türk güçlerine karşı kullanmaya başladı iddiasında bulundu. Amerikalı gazete Amerikalı uzman. Allah Allah arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Rusların YPG PYD'ye verdiği insansız hava aracı bu. Hani şöyle çok da bir şeye benzemiyor ama yine böyle eli yüzü düzgün bir araç. Ruslar mı verdi acaba yoksa bu haberi yapan Yer mi? Ülke mi verdi? Amerika mı verdi? Ulan ikiniz de vermişsinizdir. Acaba en çok hanginiz vermişsinizdir? Şimdi onun yarışını yapıyorsunuzdur. Ya da suçu birbirinize atmaya çalışıyorsunuzdur. Biz sizin ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. O İHA'dır, SİHA'dır, falandır, filandır uçurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye karşı, Türk ordusuna karşı kullanmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız. Allah hepsinin tedbirini almışızdır ve onlara karşı da yeni kendi taktiklerimizi geliştirmişizdir. Çünkü tecrübeliyiz, çünkü deneyimliyiz. Nereden? Rusların hava savunma sistemlerini yerle bir etmekten gayet şekilde deneyimliyiz, tecrübeliyiz. Bizlerde de onlara göre kullanacak biliyorsunuz. Araçlarımız gayet fazla. Koral ve daha bilmediğimiz nice araçlarımız, gereçlerimiz sahada aktif faaliyette kullanılıyor ve test aşamasında kullanılanlar da var. Var oğlu var. Yapıyoruz, üretiyoruz. Üretmeye devam ulen. Hani İHA SİHA demişken geçelim bir de Kıbrıs'a. Kıbrıs semalarında bir yakışıklı uçuyor. Bayraktar TB2. Şöyle bir keşif gözleme çıktı. Kim ne yapıyor, neler yapıyor, nerelerdeler? Kıbrıs Rumları bir fırıldaklık çeviriyor mu? Yok yok onların çevirecek dermanı yok onlar şimdi kendi içlerinde boğuşuyorlar birbirleriyle boğuşuyorlar. Peki Bayraktar TB2 ne yapıyor? Bayraktar TB2 şöyle bir uzaktan ufuktan oradan şöyle bir Türkiye'ye bakıyor. Arkadan kime? Arkadan da Rumlara ve İsrail'e bakıyor. Bir şeyler yapıyorlar mı diye. Şimdi Rumlar soruyor acaba bu uçan Bayraktar TB2 mi? Bayraktar normal mi? Yani İHA mı, SİHA mı? Vallahi bilmeyiz. İhad olabilir, sihad olabilir. Siz ona göre uslu, uslu oturun. Arkada bir fotoğraf paylaşıyorum. İran'dan gelen bu fotoğraf. İran insani yardım gönderdi. Azerbaycan... Yok yok. Azerbaycan değil. İran Ermenistan'a insani yardım gönderdi. Evet. Haber bu kadar. Yorumlar sizde. Ermenistan'la devam ediyorum. Ne çektim be Paşinyan, ne çektim be Perişanyan. Ne oluyor? Arkada paylaştığım şu görüntü. Papazla papaz olanı ilk defa gördük dedirtti. Hop. <laughs> Bulut olmuş taşnakların kilisede yapılan töreni için Paşinyan kiliseye gider ve kilisede papazın elini sıkmak ister. Fakat ne olur? Papaz hem Paşinyan'ın elini sıkmaz hem de onu kiliseden ovar. İti kovar gibi kovar. Vallahi iti kovar gibi kovar mı yoksa it iti kovar gibi mi kovdu. Görüntüler, dehşet, görüntüler, felaket, görüntüler. Paşinyan için perişanyan hallerinin bir ispatı. Yazıkla bu adama önce Papazlar gazı verdi, 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 verdi. Paşinyan savaş ilan etti ve ardından Tohadı yedi, yedi, yedi Türklerden. Ne oldu? Adamı orada burada gezdirip gezdirip her taraftan kovuyorlar Ermeni papazlar, Ermenistan daşnakları, ulan daşnaklar. Doğu Türkistan, Çin, Doğu Türkistan'da Uygur Türkü kardeşlerimizin yaşadığı alanda 109 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Oo, şimdi bu keşif ilk keşif mi? Yok yok. Bu keşif ilk keşif değil. Daha önceki zamanlarda da 120 milyar metreküpten fazla doğalgaz keşfeden Çin yine Doğu Türkistan'da Uygur Türkü kardeşlerimizin olduğu bölgede sadece petrol ve doğalgaz mı buluyor? Hayır altın, platin, gümüş, uranyum, kömür ve daha birçok yeraltı madeni Uygur Türk'ü kardeşlerimizin yaşadığı alanda bulunmakta, Doğu Türkistan'da bulunmakta. Çin yönetimi, zalim Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kardeşlerimizde Uygur Türk'ü kardeşlerimizin sadece canlarını almıyor, onların topraklarında el koyuyor, onların yeraltı, yerüstü zenginliklerine de el koyuyor, onların geçmişine ve geleceğine el koyuyor. Çin sana ikinci bir setini de yaptıracağız. Bekle, bekle, bekle geleceğimiz günü. İtalya İtalyan basını La Repubblica yaptığı haberde, geçtiğimiz günlerde İtalyan Başbakanı Conte'nin dışişleri bakanıyla beraber darbeci Haltere Haftere yaptığı ziyarete değindi ve bu ziyarette gizli kapaklı görüşmeleri kamuoyunun gündemine getirdi. O oh, nasıl gündem? ne görüşmesi ne konuşması. İtalyan başbakanı Jonte'nin Haftere yaptığı ziyarette sözde İtalyan esir balıkçıları Hafter'in elinden kurtarmak için Jonte onun ayağına gittiydi. Evet, aylardır Hafter'in elinde esir İtalyan balıkçılar bulunmaktaydı ve Hafter bu İtalyan balıkçıları tek bir şartla bırakırım diyordu. İtalyan hükümetinin başı başbakan ayağıma gelecek diyordu. Ve oldu. Jonte ayağına gitti. Peki Hafter İtalyan balıkçıları bıraktı mı? Bırakmaya hazırlanıyor. Ama işin içinde başka planların da olduğu ortaya çıktı. Sizlere dediğim gibi kıvrak İtalyanlar hani İtalyanlar bizlere yakınlaşmaya çalışıyor. Ama İtalyanlar farklı yoldan da ilerlemeye çalışıyor. Belki de bizimle irtibatlı şekilde bu adımları atıyor. Her şey olabilir. Türkiye ile görüştükten sonra İtalya'da bu adımlar atmış olabilir. Neyse İtalya Hafter ile arka planda ne görüştü? Aynen şunları. Libya Başkanı Mustafa Seraj, UMH Başkanı Mustafa Seraj. İtalyan Başbakanı Conte üzerinden Hafter'e bir mesaj gönderir. Siyasi diyalog mesajı gönderir. Gönderilen mesajın içeriği ne? Saraç Hafter'e aynı şunu teklif etti. Gel Libya'da yeni bir başbakan seçelim. Bu yeni başbakan senin tarafından seçilsin. Topruk Meclisi tarafından seçilsin. Ben de Libya'nın başkanı olaraktan, senin de adamın Libya'nın başbakanı olaraktan beraber ülkeyi Libya'yı seçimlere götürelim. 2021 Aralık ayında yapılması planlanan seçimlere götürelim. Hafter'e bu teklif yapılır fakat Hafter'in bu teklife çok da sıcak bakmadığı iddia edildi İtalyan basında. Niye? Çünkü İtalyan basını şunu yazıyor. Hafter'in kafasından geçen, arka plandan geçen şu. Kendisi Libya'nın başkanı olmasa dahi adamı sağ kolu Topruk Meclis Başkanı Akile Salih'in Libya'nın başkanı olması ve İtalyan basını haberi şöyle bitiriyor: Türkiye'nin Libya'daki tüm kurum kuruluşlarda askeri birliklerdeki etkisi her geçen gün daha da artmakta. Türkiye ne derse Libya'da o adımlar atılıyor, onlar uygulanıyor. Türk etkisi Libya'yı tamamen kontrol altına denildi İtalyan basınında. Evet öyledir. Etkimizde tepkimizde tamamen sahadayız bir fiil. Libya'lı kardeşlerimizle beraberiz. Yüzyıl sonra Libya'ya gittik. Daha da çıkmayız Allah'ın izniyle. İtalya akıllı ol. Yanımıza gezmeye devam et. Sana da bir şeyler ver Sahar canım. Ve geçiyorum bizim komşuya Sirtakilere Yunanistan'a. Yunanistan baya Yunanistan baya bir gaza geldi. Çulsuz Yunanistan cebinde 5 kuruş olmayan Yunanistan kredilerle yaşayan Yunanistan gaza geldi. Ne gazına. Yunanistan donanmasını kuvvetlendirmek için Türk donanmasıyla eşdeğer şekilde bir donanma oluşturmak için Ege denizini, Adalar denizini ve sözde Yunan adalarını esasen orası Türk adaları. Adaları korumak için bir uçak gemisi. Amfibi. TCG Anadolu uçak gemimiz benzeri bir amfibi gemi almak için çalışmalara başladı. O Yunan. Yunan ne alacak? Yunan amfibi gemisi almak için çalışmaya başladı. Yunan Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada 2022 yılı için düşünülen bu kısmi uçak gemisi TCG Anadolu'ya eşdeğer bir uçak gemisi amfibi gemisi elde etmek için satın almak için veya hibe almak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkelerle iletişim haline geçtik dedi. Ülkeler diye esasen Amerika. Amerika ile iletişim ve diyalog halindeyiz. Amfibi gemi almak için üzerinden helikopterlerin inip kalktığı ve F-35B Savaş jetlerinin dikey şekilde inip kalkabildiği amfibi gemi almak için çalışmalar yürütüyor Yunanistan. Yunanistan diyor ki, adalarımızı bu gemiyle koruyacağız. Türkler TCG Anadolu'yu sahaya sürecek. Bizler de onun minvalinde karşısına bir gemi çıkarmalıyız. Bu gemiyi de Amerika bize verecek diyor. Hayal, gerçek. Bakalım. Bunlar bir şeyin kokusunu aldı. Bunlara Biden yönetimindeki danışmanlardan biri bir şeyleri üfledi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu açıklamayı boş yere yapmadı. Yunan yine bir yerleri yine bazı bazı yerleri Amerika'ya verecek. Amerika'da karşılığında ona bu az kullanılmış sahibinden az kullanılmış ikinci el amfibi gemisini verecek. Ve Yunan basını şöyle devam ediyor. Hali hazırda Amerika ile Türkiye arasındaki kriz devam ederken Amerika Türkiye'ye yaptırımları uygulamaya koymuşken ve F-35'leri Türkiye'ye teslim etmiyorken bizlerde de yol açıldı. Türkiye TCG Anadolu'nun üzerine indirip kaldıracak bir uçağı savaş yeti yok. Sadece sadece helikopterlere kaldı. Belki de İHA'ları SİHA'ları ona göre değiştirir ve dönüştürürse onları indirecek kaldıracak. Belki de İngiltere verirse Harrier cinsi savaş jetleri eski usul savaş jetlerini alacak koyacak diyor. Ama biz F-35 koyacağız. Biz daha güçlü olacağız diyor Yunan basını Yunan genel kurmayı. Valla istediğiniz kadar karşımıza uçak gemisi koyun. istediğiniz kadar karşımıza amfibi gemisi koyun. Koyun. İki tane Anka'ya bakar. iki tane Akıncı'ya bakar. Belki de alttan bir Vatoz'a bakar. Vatoz Batoz. Ayrıca Yunan şöyle devam ediyor. Adalarımızı da bir uçak gemisi minvalinde kullanmamız gerekiyor. Baya bir adamız var. Binlerce adamız var. Bu adaları uçak gemisi tarzında kullanmak için, Türklere karşı kullanmak için oraları tamamen asker yığmalıyız. Tamamen silah yığmalıyız diyor. Yunan basını, Yunan kafası, Sirtaki kafası. Yunan adalara adalarımız uçak gemisi gibi kullanmalıyız diyor. Bak 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 bak. Acaba o günleri görebilecek mi Yunan? Sirtakilerle devam ediyorum. Yunan basınına bir kat göz açıklığı geldi. Yunan basınının bir ufku açıldı. Yunan'a bir şeyler oldu. Ne oldu? Sirtakiler diyor ki Türklerin hedefi açık ve net. Türkler Adriyatik'ten Çin Settin'e, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar olan coğrafyada tekrardan hüküm sürmek için planlarını tıkır tıkır işletiyor. Çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştırıyor ve arttırıyor. Peki kadim bir millet olan bizler, Yunanlar ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun Yunan? Uzoyu çekip çekip sirtakiye devam ediyorsun. Çal keke, çal çal. Sen Yunan, sen Amerika, sen Avrupa, sen Rusya, sen Çin bildiğiniz yoldan şaşmayın ilerleyin. Bizler de Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayan milletler. İlahi Kelimetullah yolunda durdurak bilmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü mutlu ve kutlu bir hedefimiz var. Hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim muhacetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.